Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Arsonaut kanalına tekrar hoş geldiniz uzun bir aradan sonra. Beetle VR ile karşınızdayım. War Thunder'a ufak bir ara verdik. Çünkü oyun gelişiminde bayağı bir sıkıntılar var şu an. Tabii ki yorumlarda geri bildirimlerinize ihtiyacım var. Lütfen haber verin. Bugün bu oyunu tekrar seçmemin bir sebebi geçtiğimiz günlerde yayınlanan 1.10 güncellemesi. Bu güncelleme ile çok uzun zamandır beklediğimiz hava durumu ve UFC ekranı gibi detaylar ekler. Ve oyun, bana sorarsanız, büyük çevir adım atarak gerçekliğe biraz daha yaklaştı. Ve bugün bu değişikliklerin bir kısmına bakmak istiyorum. Bunların üstünden geçeceğiz. Ve daha sonra bir takım görevleri başlayarak ısınacağız ve bundan sonraki zamanlarda campaign veya multiplayer oyunları yapabiliriz. Bayağı hareketli bir uçak gemisi. Gördüğünüz gibi uçaklar iniyor. Bu değişiklikleri şu an için bizim klasik uçağımız olan FA-26 ile yapacağım. Daha sonra isteğe göre diğer uçakları da deneyebilirim. Özellikle Tomcat'i denemek istiyorum. Ve yayına başlamadan önce Perfif'e teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Çünkü kendisinin önerdiği yazılım sayesinde umarım uçuş ekranına kadar ki kısımda daha az titreyen ve daha stabil bir görüntü olacak. Az lafı uzatmadan güzelce pozisyonumuzu alıp şu farklara bir değinelim. Evet, bildiğiniz üzere bu FA-26B gerçekte olmayan uçak tabii ki. F-15, F-18 ve F-22'den bir takım parçalar bulunduruyor. Genel olarak gövdesi F-15'e benziyor. Arka kuyruğu F-18'den almış ve F-22'nin kokpitine sahip güzel bir uçak. Onun dışında bu oyundaki F-45 adı altında F-35'imiz var. Apache ile KA-50'nin arasında bir helikopterimiz var. F-16'nın 2 kişilik versiyonuna benzeyen fakat farklı hava alış kanallarına sahip F-16'msı bir T-55 eğitim uçağımız var. Ve Tomcat eğer modern dünyada nasıl olurdu, geliştirmeye devam etseydi ne olurdu'nun cevabı olan F-4G var. Sırf bunun için ayrı bir video çekmek istiyorum. Tek başına inanılmaz güzel bir uçak. Ve bu oyunun ilk gelen AV-42 gerçekten hiç benzer olmayan jetli bu uçak. Fazla uzatmadan ortalama bir loadout olarak havada başlayalım. İniş gerçekleştireceğiz. Onun üstüne tekrar havalanacağız ve videoyu sonlandıracağız. Evet, bu hangarımıza geldiğimizde yeni update'de, yeni güncellemede ilk dikkatimizi çeken özellik burada hava durumunu ayarlıyor olabileceğimiz kısım. Bugün için detaylara daha rahat bakabilmek için fırtınalı bir gün seçmek istiyorum ve hafif akşamüstü bir saati bulursa çok fazla ışık da olmaz, dikkatimizi dağıtırız. Onun dışında şu an havadan havaya daha çok multiplayer serverlerine uygun bir loadout'umuz var. Bu kadar MRM'e ihtiyacımız yok. Daha temiz ya da her silahtan birkaç tane olan bir loadout yapabiliriz. Bunun için bu uçuşta pek bir önemi olmayacak. Bunlar çoğunu yere atarız. Fazla da yakıt almayalım. İyice performansımızı düşürmeyelim. Şu haliyle bile gayet ağır 35 ton bir uçak veririz. Evet. Yayınımıza başlayalım bakalım. Evet. Tekrar kokpite hoş geldiniz. Şu an gördüğünüz üzere detayları gayet güzel. Hafif bulanık olsa da bunu ayar sebebiyle seçtik. Bulutlarımız var. Ve yeni güncellemede ilk dikkatimizi çeken burada gördüğümüz UFC ekranı. Fark ettiğiniz üzere radyo, standby, ILS, altitude, heading, speed, swap, laser, seek ve bingo tuşları var. Bunların detaylarına tekrar geleceğiz. Klasik öndeki otopilot kullanımlarımız buraya
aktaralım. Buradaki güncellemeler sayesinde radyo frekanslarını değiştirebileceğiz. ILS kodunu manuel olarak girebiliyoruz. Ve paralyzing sistemi geldi. Yani artık arkadaşımın lazeriyle bomba atarak ona destek verebiliyor olacağım. Yani biri lazer tutup bir yere atarken atabileceğiz. Bunlar çok güzel de güncellemeler. Öte yandan bingo yakıtımı da ayarlayabileceğim. İnanılmaz güzel bir ilave oldu diyebiliriz. Tekrar kamerayı bir tutalım. Güzel pozisyon. Bir yandan da ne gördüğümü de zaten görüyor olacaksınız. Şu an için iki ekran gidiyorum. Evet, ilk önce bir bulutlarımıza dalalım bakalım. Evet, radarda bir hedefimi gördüm. Vizörümüzü kapatalım. Bakalım nerede bir şey var. Burada görüyoruz. Efendim. Açtım. Amran füzesi. Vurmaya hazır. Gayet menzilimizin içinde. Neredeyse görsel menzil. Ve direkt Pitbull'a zaten müzakere vermeye başladım. Arkadaşı vurmadan önce bir önceki update'e geldi. Fark ettiğiniz üzere artık radarımızın dikey eksende taramasını da ayarlayabiliyoruz. Bunu manuel veya otomatik olarak yapabiliyoruz. Ben burada güç kolundaki butonla radarın aşağı veya look down, look up özellikleriyle bakabiliyorum. Eğer burada bunu opsiyondan slow yerine forward'a getirirsek eski güncellemedeki gibi görece sayabileceğimiz otomatik bir şekilde bunu yapacağız. Fakat multiplayer'da bu bize biraz dezavantaj yaratabilir. Çünkü nereye bakacağını bilmediği için çok geniş bir şekilde tarıyor. Bu tarama açımızı buradan değiştirebiliyoruz. Daha daraltıp daha seri bakmasını sağlayabiliyoruz. Fakat görece bize zaman kaybettirecek bir seçenek. Ama bazen uğraşmak istemezsek güzel bir özellik. Şimdi füze vuruş kamerasından uçağa bakalım nasıl vuruyor, bakacağız. Bayağı menzilin dışında. Fark ettiğiniz üzere gerçekçiliğe inanılmaz bir iyileştirme yapıldı bu hava durumu ile. Neredeyse daha bile gömebilirim. Görmüyorum. Biraz uzaktaymış daha. Yakında bu radarımız var mı? Yok. Arkadaşı kovalayalım bakalım. Mahdiyle gittiği için farkı kapatamıyoruz. Şurada menzilimize yaklaştı. Hızlandığımız ve yükseldiğimiz için daha yaklaşacak ve tavsiye edilen yere düzenimize noktayı getirip taşıyoruz. Şu an yaklaşık 38-34 saniye hızla geleceğini düşünüyorum. Hala radarla yön vermemiz gerekiyor bu şeye. Artık görmemiz gerek yok. Bizi kendi radarımızda geliyor. Ve taliminden sonra kuleye iniş izni isteyip bir iniş gerçekleştiren bakalım hava durumunda nasıl değişiklikler olacak. İnişimize nasıl etkisi olacak.
Tower, Alpha 1-1, West England. Alpha 1-1, Tower, copy. Flight heading 085, expect runway 15. 085. Runway 15 dedi. Yeni update'te, normalde burada ILS bilgilerimiz direkt çıkardı bu ekranda. Artık bu şekilde olmuyor. Daha doğrusu bazen oluyor, bazen olmuyor. Ondaki düzeni tam bulamadım. Öyle şu. Fazlalıkları atayım. Burada konumuza gelip ATC'ye gelip base'e takıldığımızda artık burada bir info geldi. Buna bastığımızda iniş izni verdi bile. Biz birazcık gezinip ineceğiz. Bakın burada ILS datası çıktı. Bize 15 numaralı piste indirdi. Yani yaklaşık 150 dereceye sunumuzda. Bu kodu girdiğimizde, buradan lazere, pardon ILS'e basıyorum. Bu kodu girmem gerekiyor. 1-1-9-3. Enter'a basıyorum. Ve bakın ILS iğnelerim geldi. Bunun için ayrı bir tutorial videosu çekeceğim. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi sadece ufak bir anlatımı ineceğiz. Bu kısacası benim görüş imkanı. Sadece buraya bakarak uçağı indirebilmemi sağlayacak bir sistem. Yani bunun için pisti görmeme neredeyse son dakikaya kadar ihtiyaç yok. Şu an ikisi karışık bir şekilde. Görüş çok kötü değil. Zannedersen sisli yaptığımızda daha dramatik bir durum ortaya çıkacak. Pisti zaten görebiliyorum. Fakat biz sanki görmüyormuşçasına biraz mesafe alıp inebiliriz. Evet, bilgi verdi. Yazmıştık şimdi. Buradan ILS bilgisini girdik. Buradan otopilotu da kullanabilirdik ama gerek yok. Bayağı da iyi durumda. Radarımızı kapatabiliriz. Şurada navigasyonu açarsak Erdoğan'ımızı biraz daha farkındalığımızı arttıracağız. Evet. Bu ILS ile inişte mümkün mertebe bu rotayı ve irtifayı temsil eden sarı çizgiyle rotamızı temsil eden turuncu çizgiyi hizalamaya çalışacağız. Vizörde gördüğümüz bu yeşil yönler bize de aynı şeyi vermeye çalışıyor. Dolayısıyla karşıya bakarak da aynı şeyi sağlayabiliyoruz. Yavaş yavaş iniş rotasına yaklaştıkça bunların daya geldiğinde göreceğiz. Dediğim gibi bunun için ayrı bir videoyu çekeceğim. Sırf kamerayı buraya tutarak. Dolayısıyla şimdi daha çok güncellemenin yeni olan özelliğine basalamaya klavamı indiriyorum. Tekerlerimi açıyorum ki uçağımın nereye ineceğini gösteren kısmı da göreyim. Açtım. Biraz güç var. Sola görmek istemiyorum. Bakın buraya baktığımızda inişle nasıl hizalandık. Tam şu an iniş rotasındayız. Biraz yüksekte uçuyorum. Kısacası bu ortadaki çizgi aşağıysa aşağı inmem gerek. Şu an tam ideal iniş rotasında. Bakın hiç görüşüm olmasa bile, gerçi ağaçlara biraz yakın geçtik ama sistem güzel çalışıyor. Şu an her şey tam hizalı. Yani görüşümüz olmasa bile bu şekilde inebiliriz. Biraz hızlıyım. Hava frenlerini açacağım. Özellikle sisli günlerde, gerçi bu havaalanının açısı biraz kötü. 330 dereceden inilen daha kötü havaya
uygun bir şey olur. Böyle keşke verseydi ama hemen bu. 10 metrede ağaçlar var. O yüzden biraz yüksekten atalım. Biraz keskin bir açıyla geldik ama sıkıntı yok. İdeal açıdayız. Turuncu mikrofonumuzu tutuyoruz ve yumuşakmış. Oldu. Alanımızı bile otomatik olarak gösterdi. Bu birkaç güncellemedir var. Eğer hani nereye gideceğimizi bilmiyorsak bazı görevlerde çünkü tekrar silah alıp tamir yapmamız gerekebiliyor. Buradaki turuncu rotada nereye gitmemiz gerektiğini gösteriyor. Bunu da görebiliyoruz. Bu vizörü indirmeyi seviyorum. Çünkü vizörü kaldırdığımızda birçok şeyi göremiyoruz. Bir diğer altını çizmek istediğim özellik, eskiden bunu savaşta aldığım hasarlara bağlıyordum açıkçası, aklıma gelmemişti. Gerçek uçaklarda o şekilde oluyor mu emin değilim. Sistem otomatik olarak kapattığı için böyle bir durum oluşmasına engel olabilir. Neden bahsediyorum? Radardan bahsediyorum. Şu an motorlarımız rölantide çalıştığı için, eğer bakın radarımı açarsam, voltajımızın düştüğünü fark edeceksiniz. Bu özellikle inişlerde eğer radarı açık unutursanız bir takım sıkıntılara sebep oluyor. Ne oluyor şimdi göreceğiz. İlk önce bir uyarı sesi duyacağız. Gördüğünüz gibi voltaj düşük oluyor ve ekranlarımız tekleyebiliyor. Kumandayı biraz kaybediyor olabiliyoruz. Sistemlerimiz düşük voltajda çalışacak ekranların yaptığını yapıyor, titriyor. Verileri okuyamıyoruz. Her şey sapıtıyor kısacası. Bunun için iki farklı çözüm önerisi var. Birincisi, evet, radara ihtiyacımız olmadığında kapat. Otomatik olarak voltaj yükselmeye başlayacak veya radara inene kadar her daim ihtiyaç olacaksa özellikle motorlu serverlarda APU motorunu çalıştırabiliriz. Normalde yani bu acil durum prosedürü olabilir ama oyunda efektif hiçbir farkı yok. Dolayısıyla APU'yu hep açık tutarsanız radar açık bir şekilde motorlarınız rölantide bile uçağa yeteri kadar güç sağlıyor olabiliyorsunuz. APU'yu kapattığımızda voltaj tekrar düşüyor olacak. Veya ne bileyim motora sürekli güç verip elinizi frende tutabilirsiniz. Saçmıyoruz. Çözüm. Kim olabilir? Bir diğer detay, daha önceden çok korkardım. Başıma geldi, öğrendim. Voltaj düşüyor fark ettiyseniz. Ben motorlarımızı da kapatalım, önlere geldim sen. Güç kapandı. Eyvah, uçak öldü mü? Evet ve hayır. Şu an hiçbir kontrollere cevap vermiyor. Evet. Fakat bu oyunda güzel bir detay yapmışlar. Ne yaparsanız yapın, aküyü tamamıyla öldüremiyorsunuz. APU'ya güç verdiğinizden her şey tekrar canlanıyor. Evet, voltaj istediğimiz gibi değil. Ama tekrar şarj ediyor. Yani bunu zamanında kapatıp kapatmamanız pek bir önem arz etmiyor. Hatta havada bile yani uçağı tekrar kurtarabiliyoruz. Evet, onun dışında ben çok beğendim bu güncellemeyi. Tabii geliştirilecek birçok şey var. Mesela kafamızın üstünde bir çatı var ve bütün yağmur içeri geliyor. Bunlar ilerleyen herhalde güncellemelerde farklı bazlar listesine girip düzeltilebilir. En azından burada yağmur damlalarını beklemiyorum görmeyi. Fakat önemli değil. Performansla çok etkilemediğini fark ettim. Yani aynı güçle çalışıyor, dolayısıyla
katmak için bir sebep de göremiyorum. Ve bunu giriş bölümümüz olarak noktalayabiliriz. Lütfen eğer beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve diğer taraftan geri bildirimleriniz, özellikle bu küçük kanal için şu an için çok önemli. Hangi oyunu nasıl şekilde görmek istediğinize göre, ben çünkü biraz DCS, VTOL VR ve War Thunder arasında gidip gelen bir oyuncuyum. Hepsi bana farklı artıları ve eksileri var. Şu War Thunder şu sıralar biraz sapıttığı için ara vermek istedim. Bazı videoları ertelemek durumunda kaldım. Onlara da geri dönüş yapacağım. Bu çok fazla kişinin oynadığı bir oyun değil. Fakat bana kalırsa çok herkesin oynaması, denemesi gereken bir oyun. Ve DCS biraz masraflı bir belki bilgisayar gerektiriyor, donanımlar gerektiriyor. Otasınız olacak, joystick olacak, olacak falan filan ve güçlü bir bilgisayar gerektiriyor. Fakat bu VTOL VR'da fark ettim ki, yani VR headset tek ihtiyacınız olanı, başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Evet, pedalları gerçek pedal kullanıp biraz daha artıya çevirebilirsiniz ama uyum size sadece VR kontrolleriyle uçağı uçurmanıza izin veriyor. Dolayısıyla daha fazla başka bir şeye ihtiyacınız yok. Tabii VR, evet, kendi başına büyük bir masraf. Ancak tek gereken ne olması, uyunun çok ucuz olması. Özellikle Türkiye marketinde Steam'e dolara döndüm maalesef. TL zamanında alanlar için daha hesaplı olmuştur. Şu an için fiyatlar yine yükseldi. Fakat yurt dışı piyasalarına göre hala ucuz. Aynı fiyattan satmıyorlar. Yani DCS'de bir uçak modülü aldığınız zaman her bir 40 milyon dolar oluyor. Oynamak istediğiniz haritaya, içeriğe göre ve hepsine para vermeniz gerekiyor. Bu oyunda bazı ekstra uçaklar dışında sayfınız. Evet. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Bonus olarak bunun üstüne bir dogfight videosu ekleyeceğim. Ondan sonra belki campaign görevlerine başlarız. Daha sonra da multiplayer yaparız diye düşünüyorum. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, bugün çok özel bir mod. 2-2 savaşacağız. Öldürürsek yenileri gelecek bu arkadaşların. Ve şöyle koyalım. Wingman'imizle birlikte uçuyoruz. Wingman, engage enemy. Evet. Şimdi radarımızı açıyoruz, silahlarımızı açıyoruz. 12 tane emrimiz var. Karşıda 2 tane düşmanın olduğunu radar warning ekranımdan görebiliyorum. Ancak bu benim için yeterli değil. Kilitlenebilmem için kendi radarımda görmem lazım. Ve şu an VR savaşı olduğu için enstrümanlarımızın kalitesi önemli, pilot becerisinden ziyade. Tabii ki ilk gören olabilmek için yapabileceğim şeyler var. Benim tarama açımı kısaltıp nereye bakacağımı ayarlayabilirim. Radarımı da manuel yaparsam yüksekliğini, evet. Aynı anda birbirimizi gördük. Onlar da kilitlendi. Fakat radarım biraz kalitesiz. Kaybettim düşman tekrar. Sürece vermek zorundayım. Tekrar gördüm. Fox 3. Ve açalım. Onların da bana attığını tahmin ediyorum. Mesela biraz hız kazanıp radarımın sınırında tutacağım. Çünkü hala füze pitbull değil. Onların da attığı füzeyi görüyorum. Bir tanesi bana geliyor. Overkill. Pitbull. Overkill. Overkill.
gözlerimiz bakalım vuracak mı? Vuramadı. Arkadan gelen füzenin bunu vuracağını düşünmüyorum. Hızlıyız. Biraz gezdirelim. Evet, enerjisi bitti. Mi acaba? Diyor arada. Bizi hala bir takip ediyor ama vuracak enerjisi kalmadı. Arkamızdan düşüyor. Evet, o gitsin. Ve şimdi bu arkadaşları vuralım tekrar. Wingman'imize yardım edelim. Box 3. Biraz zamansız bir atış oldu. Önemli değil. Bir grip daha görüyorum. Sağlam. Denelim. Box 3. Evet, menzilimizde bunun pek şansı yok gibi gözüküyor. Bu arada harici yakıt tankımı ayarlıyorum. Oo, wingman'imiz vuruldu. Tek kaldı. Önce karşıdaki elemana bakalım. Bununla ilgilenmeye çalışalım. Bunların uçağının daha iyi olduğunu biliyoruz. Çünkü ben daha görmeden kendileri kilitlenebiliyorlar. O yüzden biraz aşağıda uçacağım. Çünkü denizde kaçacak deliğim yok. Belki şu dağları avantajımı kullanabilirim. Bize bir iş dokuşu yapalım. Box 3. Wingman duruyor. Füzemiz hala güzel gidiyor, track ediyor gibi gözüküyor. 15 saniye kaldı. Ben füze göremiyorum. Daha ne dersem daha bana atmadı. Geliyor bir tane. Ve bakalım vurabilecek miyiz? Fakat arkadan gücümüz bitmedi hala. Aşağı inip yapıp kullanmaya çalışacağım avantajımı. Ve radar. Box 3. Bu da bana kilitlendi. Yüzeyi görüyorum. Şuraya yaklaşalım ki füze gelirse onu aldırırız. Şuranın arkasına füze gelmeden geçersem, evet. Füzenin radarına. Bu arkadaşlar da TVS ile atıyor. Dolayısıyla füze kendi pitbull'a gelene kadar
sadece dumanla atıldığını görebiliyorum. Radar ekranımda o füze uyarısının çıkması demek füze kendi radarına geçtiğinde, yani son 15-20 kilometrede görebiliyorum ve çoğu zaman şişten geçmiş olabiliyor bu iş için. Bunu yakın menzille vurmak istiyorum. Bunun için Fox 2 diyeceğiz, vurabilirsek. Oo, çok güzel Fox 2 ile vurdu. Madem düşmanımız bitti, hadi bir tane de ben atayım. Gerçi bu biraz riskli bir hareketti. Şimdi arkadaşımı vurmayalım. Hadi böyle. Füze yağmuru. Hadi bakalım. Savaş suçu şey. Evet. Wingman, return to base. Wingman'ımızı yollayalım. Sonra inelim. 6 tane de fazladan biliyoruz var aslında. 10 olacak ama biraz hırs yaptık. Evet, harici yakıt tankımız bayağı işe yaradı. Düşürmedik. Ona gerek kalmadı. Genelde son dakikaya kadar atmamaya çalışıyorum. Bu afterburner'da bayağı tüketiyor yakıtı. Mesela bakın şu an military power, yani %100'de yarım saat gidecek yakıtım var ve 290 mil gidebiliyorum. Afterburner'ı açtığımda nasıl dramatik bir şekilde düştüğünü görün. Sadece 7 dakika ve 70 mile düştü. Evet. Radarımızı artık kapatabiliriz. Kalmadı. Radyasyon ekranından. Takım arkadaşımız da iniyor. Görebiliyorum. Biz de iniş hissini isteyelim. Tower, Alpha 1-2, requesting landing. Bulutlar çok güzel bir ekleme oldu ya. Fazla bir saat. Derinlik kattı. Evet, bizi soldakine verdi. Bugün ILS'imizi açmayacağım. Sadece rota gösteriyor gördüğünüz gibi. Yani el çabukluğu ekleyebilirsek daha üstünden geçmiş olalım. Soldaki 20. Bu 20 bildiğiniz üzere soladaki yönü gösteriyor. 200 fakat bu 210 da olabilir. 205, 6, 7 çok hassas bir ölçek değil ama nereye bakacağımızı gösteriyor. Neyse bunu hemen buradan da giriyorum. 5. ILS güncellemesi geldi. Yani. Ters yöne koyduk. Neyse önemli. Zaten görsel iniş yapacağız. Biraz sıkıntıyız ama evet. İniş açımız düzgün. İster okunacağım yeri görüyorum. Masak her şey yok. Biraz dikkat açı. Evet, bundan sonrası uçak park etmece.
Flaplarımızı yükseltiyoruz. Motorları kapatmaya hazırım. Kaskımızı açabiliriz. Evet, bundan sonra sırasıyla motorları kapatıyorum. Ekranlarımı kapatıyorum. Hatta mikrofonumuzu kapatıp buna ihtiyaç yoktu ama şov maksat. Evet. Şunu bir açalım tekrar bir. Göründüğüme emin olayım. En son pili kapatıp tamamlayacağız. Evet. Görevimiz tamamlandı. Burada uçuş kayıtlarını da görüyoruz. Pardon. Evet. Surprise arkadaşlarını vurduğumuzu da görüyoruz. Ve görevi tamamlayabiliriz. Evet. Bu tabii ki single player'da, multiplayer'da çok daha zorlu kişilerle zorlu şekilde savaşacağız ama ısınma açısından önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.